Merhaba sevgili dostlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının, vefatının 82. yılında özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Kendisi hakkında küçük bir anekdot aktarmak isterim. Belki duydunuz, belki teferruatını tam olarak bilmiyordunuz ama bugünün anısına, kendisinin anısına bir kez daha hatırlatmak isterim. Gazi Mustafa Kemal, Çankaya'da yakın arkadaşlarıyla yemek yiyordu. Önüne bir telgraf kondu. Telgraf, kısa bir zaman önce Türkiye'yi ziyaret eden ve Cumhuriyet yönetim tarzından ve yapılan yeniliklerden çok hoşlanan İran Şahı'nın yaptığı soruşturma ve değerlendirmeler sonucunda İran'da Cumhuriyet kurmak için erken olduğu kararına vardığı ve bunu çevresine duyurduğunu bildiriyordu. Atatürk, telgrafta yazılanları hoşnutsuz bir ifadeyle arkadaşlarına aktardı. Masaya bir sessizlik çökünce, Hamdullah Sufi Tanrıöver söze girerek, "Şimdiki İran'da bir cumhuriyet hareketinden kimsenin başarılı olmasına imkan yoktur. Çünkü orada Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı aydın subay zümresi, öğretmen okullarının, üniversite şubelerinin ve tanzimattan beri oluşa gelen bütün yeni okullarımızın yetiştirdiği bilinçli, kavrayışlı nesiller yoktur. Bu nesiller olmasaydı Türkiye Cumhuriyet hareketini yapabilir miydi?" dedi. Onu sessizce ama dikkatle dinleyen Atatürk, bir iki dakika düşündükten sonra hepimizin bildiği güzide sözleri söyledi. "İki Mustafa Kemal vardır," dedi. "Biri karşınızda oturan ben, et ve kemik, fani Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O burada oturan sizler, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve mücahit bir zümredir. Ben onların rüyalarını temsil ediyorum. Benim yaptıklarım onların özlem duydukları şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Fani olmayan, yaşaması ve başarılı olması kaçınılmaz olan Mustafa Kemal odur," der. Şu anki şartlarda da fikirlerinin izindeyiz. Düşüncelerinin, ideallerinin, bize bıraktığın Türkiye Cumhuriyeti'nin izindeyiz. Bu okumuş olduğum anekdot Fahrettin Altay'ın 1953 yılında Atatürk'ün 15. ölüm yılı hatırası için Yeni Tarih Dünyası özel sayısında Atatürk Ekin'in 183. sayfasında yazılmış bir anekdottu. Vefatının 82. yılında özlemle anıyoruz.